olsa onu yiyeceğim. Çok ağır geçti. Gerçekten de çok ağır geçti. Sert ve ağır geçti. Soğuk. Havalar soğuk. Havalar çok soğuk. Çatılarda böyle buzlar oluştu. Buz her tarafta aynı şekilde buz tutuyor. Korkuyor musunuz binaların altından geçersin? Çok korkuyor. Yani o buz düştüğü sırada öldürür. Siz hiç düştünüz mü buzda kayıp? Yok, hiç kaymadım ama fakat kayanlar çok var. Niye kaymadın? Sen çok mu... Benim ayakkabılarım çok müntezam, altı. Ne tür bir özelliği olmalı ayakkabıların? Altları şöyle. Göster bakın. Dişlik ayakkabı. Dişleri. Bakalım dişleri. Dişleri işte. Ha şeyli böyle. Derin. Tabii. Kaymıyor. Oh, çok iyi. Yani buzlu havalarda ayakkabının büyük bir önemi var diyorsun. Çok önemli, yani çok önemli. Peki yürümenin de bir önemi var mı? Nasıl yürümeliyiz? Yani yürümeye çok rahatça yürüyorum. Yok, mesela yürürken... Ellerimi cebime koymadan... Ha, eller cebe koymamalı. Koymamalı. Çünkü ayağın kayarsa gidersin. Ha, böyle? Düşersin. Peki tabanları nasıl, yani buzda nasıl basmalıyız? Buzda, yan mı kısa, böyle? Yok. Ayakların kısa kısa atmalı. Yani ufak ufak atmalı adımları. Az adımlar hafif. Böyle şu hafif hafif. Ha böyle olmalı. Ha, kaymasın buzda. Peki tabanı ilk ayağı burnundan mı, tabandan mı basmamız lazım yoksa? En evvela tabanla. Tabanı böyle doğru. Düz mü vereceğiz yoksa? Yok. Sağa doğru kırıp biz mi yapacağız? Sağa doğru. Nasıl? Şöyle. Ha şimdi misal siz yürüyün, ben sizden öğreneyim. Biz de yürüyelim. Adımları az atıyoruz. Şeyleri sağ sol tabanlarını arda iz yaparak. Böyle. Kamerayız. Yani şöyle yapıyoruz. Evet. Şimdi şöyle ayağın şu sağ ayak. Evet. Şu sağ ayak. Evet. Bunu sağ taraftan tabanını karabele verip iz yaparak, evet, değil mi? İz yaparak. Daha sonra ayağımızı basıyoruz ama dikkatli olarak. Tabii. Sonra hem bu sistemi yapıyoruz hem de hem adımlarımızı de yavaşça dikkatli düşmemek için. Evet. Tutunmak doğru bir şey mi? O daha rahat. Ha, ne yapacağız? Birbirimizden tutunarak. Birbirimizden tutarak. Peki konuşurken sohbet etmek zararlı mı yoksa dikkati buza mı vermemiz yok lazım? Buza vermemiz lazım dikkati. Yani aynen şoförün araba kullanması gibi. Evet. Buza vermemiz dikkati, buza vermemiz lazım. Evet. Çünkü her ne kadar konuşursan bir de... Eğer düşmek istemiyorsan. Ha. Sağ ayağını atarken mikrofon alayım mı? Tabana iz yani bırakırken böyle yürüyeceksin. Şöyle. Yani. Evet. Şöyle. Ama herkes penguen gibi yürüyor değil mi? Ayak, şöyle düz sürterek. Atarsan kayar ayak. Evet. Burada taban iz yapıyor. Bak. Düşmeyecek. Bu şekilde yürümen lazım. Buraya gir. Evet, yollar oldukça buzlu ve kaygan. Evet. Eğer düşmek istemiyorsanız yaşlı amcalardan tecrübe edinmeniz gerekiyor. Yürümenin de kuralları var tabi. Ayağınızı basarken nelere dikkat etmelisiniz? Nasıl bir ayakkabı giymeniz lazım? Elleriniz cebinizde olmamalı mı veya tabii, olmalı mı? İşte amcamız bize anlatıyor. Evet. Eller yani cebde olmayacak. Evet. Buzda yürüyerken çok dikkatli yürüyeceksin ve adımları ufak ufak atarak, kısa kısa atarak kaymaması için, düşmemek için, onun için kısa kısa atmamız lazım. Evet, siz de o nedenle hiç düşmediniz bu yaşına kadar. Hiç düşmedim. Hiç bugüne kadar da düşmedim. Bugüne kadar da çalıştık. Yani yollarımızda kaymaması için belediyemiz de çalışıyor Allah için. Yani bir şeyimiz yok. Bu yanı gel, araba geliyor. Bir zararımız yok. Biz yıkılma, mıkılma, bir tehlike durum yok. Kar her yere yağar. Tabii, her ama yer.
Ama siz eğer dikkat ederseniz, kurallara uyarsanız düşmezsiniz. Tabii tabii, kurallarına, yani yürümenin bir şartı vardır. Onu eğer yapmadığınsa düşersin. Hı. Kolun kırılır, ayağın kırılır, başın kırılır, belin kırılır. Yani bir sürü işlere uğrayabilirsin. Zarar edebilirsin. Ama kurala uyarsan? Tabii, kurallara uyarsan daha rahat yürürsün, daha da sağlam olursun. Evet, Karslı amcamızdan karda ve buzda yürümenin tekniklerini böylece öğrenmiş olduk. Biz de haberciler olarak sürekli dışarıda olduğumuz için düşmemek adına amcamızın verdiği öğütleri mutlaka uygulayacağız. Şimdi ayakların ilk atışında sağ tarafa basarak yürüyeceksin böyle. Sağ tarafa basarak böyle sağa basıp yürüyeceksin. Bunu attığın sırada bunu da gene aynı. Her an için kendini sağlam alman için ayağın sağ tarafa basacak. Bastığın sırada sağlam oluyor. Her an için böyle ayağın sağlam oluyor. Tabii kışlık lastik de olması lazım, evet, değil mi? Evet, kışlık lastikler de var ama böyle kışlık ayakkabılar var. Bunlar çok sağlam. Böyle yan tarafa basarak, değil mi? Bak, burada iz yapıyor, bak. Bu sesi de duymak mı lazım? Efendim? O sesi de duymak mı lazım? Evet. Bu şekilde basacaksın ayağın ki iz yapsın, düşmeyesin. İşte burada iz yapıyor.